Gördüğünüz gibi tüm belgeler resmi olarak Demirhanlı mirasında bir hakkınız olmadığını söylüyor. Ama ben bu tatsızlığın daha fazla sürmesini istemiyorum. En doğrusu uzlaşmak. Sizin için manevi değerinin çok fazla olduğunu tahmin ettiğim... Agah amcanın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Beylerbeyi'ndeki yalıyı size vermeyi düşünüyorum. Bir Demirhanlı olarak manevi kıymetin takdir edeceğinizden emin. Sanırım ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Biz sizden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olan her şeyi geri alacağız diyoruz. Her şeyi. Bu nasıl bir küstahlık? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Anne, otur lütfen. Burada yazılanların hepsi yok hükmünde. Kendinizce haklı çıkmak için işi kılıfına uydurmaya çalışmışsınız. Bravo. Ama o kılıf biraz sığ kalmış. Mesele daha derinlerde. Bu kadar yeter. Kesinlikle Hafife Hanım. Bizce de artık yeter. Biraz eskilere gidip sizi sıkabilirim. Geçmişte dedemin babamı men edip Sade amcama intikal ettirdiği mirasa güveniyorsunuz. Ama fazla güvenmeyin. Çünkü orada kusursuz sanılan usulsüz bir satış var. Ama kusursuz değilmiş. Bakın burada ne var? İhtiyati tedbir kararı. Anlamadım. Ne kararı dedin? Duydun işte. Şikayetçi oldum. Ve sizin sandığınız bütün mal varlığınıza tedbir koydurdum.
sana defalarca misafir olmadığımızı söyledim. Ama dinletemedim. Şimdi daha net anlamışsındır. Artık biz de varız. Alışsanız iyi olur.